Arkadaşlar merhaba. Bu videoda fonksiyonun tersini işleyeceğiz. Önce tanım yapıyorum. Şöyle fonksiyonun tersi diyorum. Şimdi şunu bilmemiz lazım. F A'dan B'ye birebir ve örten ise tersi vardır. Birebir ve örten ise tersi yoktu. Peki tersi, yani f üzeri eksi 1 b'den a'ya bir arkadaşlar. Şimdi dört durumda işleyeceğiz. Birinci durum y eşittir fx ise, bunu birçok soruda kullanacağız. F'i paranteziyle beraber sağdan sola aldığım zaman ya da soldan sağa aldığım zaman üzerine eksi 1 alır ya da üzerindeki eksi 1 atar. Yani şöyle düşünün. F'i sola atıyorum. F üzeri eksi 1y eşittir x demektir. Kaç örnek verip mesela f2 eşittir 3 diye. Hemen şunu yazabilirsiniz. 2 eşittir f'in tersinde 3. Ya da işte f'in tersinde 5 eşittir 1. F'i sağa attığım zaman 5 eşittir f 1 demeyiz. Ya da işte diyelim ki f 2x artı 3 eşittir 3x eksi 4. 2x artı 3 eşittir f'in tersinde 3x eksi 4 demeyi bilmem gerekiyor. Bu birinci durum. F'ye geçiyorum. F A'dan B'ye birebir ve örten ise tersi vardır. Ve F A'dan B'ye olursa tersi B'den A'ya olur. F üzeri eksi 1'ye eşittir X'dir. Ve şurada olduğu gibi F3 5 ise 3 eşittir F'in tersinde 5 ya da F'in tersinde 2 ise F7 eşittir 2'dir. Şimdi ilk soruyu şöyle çözebiliriz. Bak. Fx eşittir 2x eksi 5 de, hatta şuraya çözün, sonra ikinci noktaya çıkayım size. Bak, fx eşittir 2x eksi 5. F'i sağ atıyorum. X eşittir f'in tersinde 2x eksi 5. Tamam, şimdi f'in tersinde 2, içerinin 2 olmasını istiyor değil mi? Yani 2x eksi 5'i 2'ye eşitlersin. 2x eşittir 7, x eşittir 7 bölü 2. Bak ne olur? 7 bölü 2 eşittir f'in tersinde 2 olur. Bir de şunu bilelim. İkinci madde olarak şuraya açıklıyorum. 2'yi de şöyle diyorum. Eğer f eşittir ax artı b ise, yani doğrusal bir fonksiyon ise, şu araya diyeceğiz. Y eşittir ax artı b. Ters demek aslında x'i yalnız bırakmak demek arkadaşlar. X'i yalnız bırakana kadar işlem yapıyorum. B'ye attım karşıya. Y eksi b eşittir ax. Her tarafı a'ya böldüm. Y eksi b bölü a eşittir x. X yalnızsa a, tersini almışız demek oluyor. F üzeri eksi 1 x, y yerine x edeceğim. X eksi b bölü a. Tabi bu formül kısmı biz hızlı da yapabiliriz. Mesela f x eşittir diyelim ki 3 x artı 2. Bak tersini yazıyorum. Artı 2 eksi 2 çarpı 3 bölü 3. Ters x eksi 2 bölü 3. Mesela f x eşittir 5 x eksi 4. F'in tersini söylüyorum. Eksi 4 artı 4 çarpı 5 bölü 5'e dönüşüyor. İşte bir diğeri fx eşittir x artı 7. Tersini söylüyorum. X eksi 7. Şimdi burada katsayı 1 ya, 1'e bölsem de ne olacak? X eksi 7 olacak. O zaman direkt x eksi 7 diyebiliriz. Ya da işte fx eşittir x eksi 4. F'in tersi ne olacak?
x artı 4 bölü 1'den x artı 4 olacak. Sonra şunu söyleyeyim. Şimdi fx eşittir. Eksi x artı 3. F'in tersini söylüyorum. Şimdi artı 3 eksi 3 oldu. Tamam mı? Burada bölü ne var? Eksi 1 var kat sayısı. Dolayısıyla eksi x artı 3 olacak. İkinci durum da bu arkadaşlar. Şimdi bunu burada tekrar yapalım. Bakın fx eşittir 2x eksi 5. F'in tersi eksi 5 artı 5'e çarpı 2 bölü 2. Sonra f'in tersinde 2 yaz. 7 bölü 2. 7 bölü 2. Bak kaç yol oldu? Bu birinci yol olsa. Bu ikinci yol olsa. Bir de üçüncü yolu söyleyelim burada. Şimdi arkadaşlar f 2x eksi 5 ya. F2 nedir deseydim x yerine 2 yazardınız. 2 çarpı 2 eksi 5'te ama x yerine yazarsın eksi 1 gelir. Eğer f'in tersinde 2'yi soruyorsa aslında 2x eksi 5'i 2 yapan x değerini soruyor. Yani y yerine yazıyoruz. Hani burası y ya. Yine ne olur? 2x eşittir 7. x eşittir 7 bölü 2. Aslında bunu da çok kullanırız. Tersini de alabiliyorsak alırız. Ve hepsini soru içinde kullanmamız lazım. Hangisi bizim kolayımıza geliyorsa. Şimdi şurada formülü vermiş. Ben geçiyorum. Şurada az önce söylediğim gibi f'in tersinde 5'i sormuyor. F'i sağa at. Bak 2x eksi 1 eşittir. F'in tersinde x artı 3 diyeceğiz. Şimdi f'in tersinde 5'i soruyor. Yani burayı 5 yapacağız. X yerine ne yazarız? 2 yazarız. X yerine 2 yazdığım zaman 2 kere 2 4 eksi 1. Bak 3 eşittir. F'in tersinde 5. Bitti. Şimdi 3. durum. Evet. Onu da anlatalım. Ayrıca geldik. 3 diyorum. Şimdi f'i tanımlayacak. İşte r eksi. Ben şöyle bir yazayım. Bak f x eşittir. A x artı b bölü c x artı d'de. Tabi f birebir ve örtense f'in tersini söylüyorum. Arkadaşlar hemen özür dileyerek bakın şuradaki A ile D işaret ve yer değiştirir. İşaret ve yer. Bak. Buradaki artı D A'nın yerine geçer. İşareti değiştirecek. Eksi BX artı B bölü CX A da D'nin yerine gelecek. Artı A da eksi A olacak. Peki F'i de tanımlamamız lazım. Hayda sıfır yapan değer ne? Eksi D bölü C. O zaman R eksi eksi D bölü C'den R eksi bunu sıfır yapan değer A bölü C demek zorunda. Çünkü burada eksi D bölü C haydaya tanımsız yapar. Burada A bölü C haydaya tanımsız yapar. Bu da rasyonel gelirse. Şimdi ben burada birkaç örnek vereceğim. Birlikte yapalım. Mesela fx eşittir. Diyelim ki 2x eksi 3 bölü işte 4x artı 5. Bak f'in tersini söylüyorum. A ile de işaret ve yer, artı, yer değiştiriyor. Artı 5 2'nin yerine eksi 5 olarak geçecek. Eksi 5 eksi eksi 3 4x'i yazdım. Artı 2 aşağı eksi 2 olarak geçecek. Ama burada f'i tanımlarken ne demesi lazım? R eksi bunun paydasını 0 yapan değer eksi 5 bölü 4'ten R eksi 2 bölü 4 1 bölü 2 demesi lazım. Değil mi? Bir başka soru. Mesela fx eşittir. 2x artı 1 bölü x eksi 3 diye.
Şimdi f'in tersini söylüyorum. Eksi 3 yukarı artı 3 yoluna geçecek. 3 eksi artı 1 bölü x artı 2 eksi 3 yerine eksi 2 olarak geçecek. Burada da f'i tanımlarken ne demesi lazım? R eksi, bunun paydasının 0 yapan değer mi? 3. R eksi 3'ten R eksi, bunun paydasının 0 yapan değer 2'ye demesi lazım. Çünkü 3 f'i tanımsız yapıyor. 2 tersini tanımsız yapıyor. Biraz ilerleyelim. Mesela diyelim ki şöyle geldi. Fx eşittir 2x bölü 3x artı 4 geldi. F'in tersini bulurken arkadaşlar olmayan terimin yerine şöyle bir 0 yazarsın. Sonra tersini alırsın. 4 yukarı çıkacak. Eksi 4x. Tabii artı 0 yazsan da olur. Bölü 3x eksi 2 olur. Ya da diyelim ki x'li terim yok. Şöyle düşün. İşte 7 bölü 2 eksi eksi 3. Aslında f ne biliyor musunuz? Olmayan terimi x'li terim. Yani aslında 0x, 0 çarpı x artı 7 bölü 2 eksi eksi 3. Buna göre tersini alırsak, yani rasyonelde eksi 3 buraya artı 3 olarak geçecek. Bak 3x değil mi? Artı 7 bölü 2x. Yani eksi 0 desem ne olur? Onu demesem ne olur? O zaman olmayan yerine, olmayan terim yerine 0 alıp tersini alacağız. Bu da rasyonel gelirse yapacağımız işlem. O zaman başlıyorum. Zaten bunu açıklamalı yapıyor. Eksi d bölü c f'in paydasını 0 yapan değer. A bölü c f'in tersinin paydasını 0 yapan değer. Bunlara dikkat edeceğiz. Çünkü bunlarla ilgili soru var. Şimdi bakın direkt f'in tersini soruyor ama f'i önce düzgün yazmanızı istiyorum. Karıştırmamamız için. 3 eksi artı 1 bölü eksi 2 x artı 5. Şimdi f'in tersini söyleyebiliriz. Bak, artı 5 3'ün yerine eksi 5 olarak geçecek. Artı 1, eksi 2x, artı 3 de 5'in yerine. Bu ikisi işaretleri değiştiriyor. Eksi 3. Bu yoksa payla payda eksi ile çarpabilirsiniz. Yani 5 eksi eksi 1 bölü 2x artı 3 diyebilirsin. Şimdi burada önce bunu yazıyorum. Fx eşittir. 2x artı 1 bölü 3x. Sabit yok. Artı 0 diyeceğim. Sonra f'in tersini alacağım. Ve alıyorum f'in tersini. 0 yukarı çıkınca işaret değiştirse de o yine nedir? 0x artı 1 bölü 3 eksi eksi 2. Yani kısaca 1 bölü 3 eksi eksi 2 f'in tersi olmuş olacak. Alttaki soruda f'i buluyoruz arkadaşlar. Yani daha doğrusu f'i vermiş. Biz de f'in tersini buluyoruz. Bak eksi 1 2'nin yerine artı 1 artı 5 yani x artı 5. X 2 de eksi 1'in yerine işaret değiştirerek eksi 2 olarak geçiyor. Şimdi f r eksi a'dan r eksi b'ye demiş ya, işte f'in paydasını 0 yapan değer, yani x eksi 1'i 0 yapan değer x eşittir 1. Bu direkt a'ya eşit oluyor. X eksi 2'yi 0 yapan değer x eşittir 2. Bu da b'ye eşit oluyor. İşte a ve b değerlerini bulduk. Hemen pekiştirme sorularını çözelim. Ardından ikinci bölüme geçelim. Bak f'in tersinde 12 eşittir 1. Arkadaşlar bak f'i sağdan sola, soldan sağa attığınız zaman üzerine eksi 1 alır ya da üzerindeki eksi 1 atar. Bak 12 eşittir f1 diyebilirsin. Şimdi fx'in ax artı 2 ise f1 ne olur? X yerine 1 yazarsın. A artı 2 eşittir 12'den a eşittir 10. Bu. İkinci soruda ne demiş? Geri bileşke f'in, bu geri bileşke f'in tersi 8 demek.
aslında G'nin içinde F'in tersi 8 demek değil midir? Bak, F'in tersini bulabilirsin. F'in tersi neydi? Az önce baktım. X eksi 5. F'in tersinde 8, 8 eksi 5'ten 3. Ya da ne yaptım dedim? X artı 5'i 8 yapan değer nedir? X eşittir 3. Aynı şey bu. Yani bu F'in tersinde 8'e eşit demek. O zaman burası 3 olduğuna göre soruda G 3 oldu. G fonksiyonunda x yerine 3 yazarsan 3 bölü 2. F'in tersinde 8, 18 eşittir 3 oldu. Cevap 3 bölü 2. F'in tersine eşit. Yapabilirsin arkadaşlar. Fx ax artı 0 bölü x artı 2'de f'in tersini söyle. A ile de işaretleri değiştirecek. Bak, eksi 2 x artı 0 bölü x eksi a. Zaten eşitlik söz konusuysa eksi 2 5. 3. Geldik 4. soruya. Neyi soruyor? G bileşke F'in tersinde X'i soruyor. Bu ne demek? G'nin içinde F'in tersi X. O zaman F'in tersini bulalım. F'in tersi ne demek? X artı 6 bölü 2 demek. Burada yazdım. G'nin içinde X artı 6 bölü 2. G'de X gördüğüm yere bunu yazacağım için x artı 6 bölü 2 eksi 3'ün karesi diyeceğiz. Bak şurada yazdım. Bu da ne olacak? Eksi 6 artı 6 x bölü 2'nin karesinden x kare bölü 4. Yani elimine. Bu soruya dikkat. X'i yalnız bırakmış. Zaten y fx demek. Yani aslında x eşittir 2y artı 1 bölü 3 eksi y. Şimdi ya da şöyle 2y artı 1 bölü eksi y artı 3 mü? Arkadaşlar zaten x'i yalnız bırakmış. Biz tersini bulurken x'i yalnız bırakıp y yerine x yazmıyor mu? Her şey hazır. Zaten direkt şunu yazacağım. F'in tersi x eşittir y yerine x yazacağım. Bak 2 x artı 1 bölü 3 eksi x. Adam her şey hazır. X'i yalnız bırakmışsa tersini almış demektir. Burada tersini alacağız. Eksi b a'nın yerine artı b olarak geçecek. Artı 3 bölü x eksi a. F'in paydasını 0 yapan değer, yani x eksi b'yi 0 eşitlersen x eşittir b gelir. Bu b 1'e eşit. Çünkü r eksi 1 demiş. Bu 1 f'i tanımsız yapan değer. Bu da tersini tanımsız yapan değer. X eksi a'yı 0 eşitlersen x eşittir a gelir. Bu da 2 eşit. A çarpı b 2 diyeceğiz. Fonksiyon tersiyle ilgili özellikler var. Tabii ben de burada size biraz yardımcı olayım. Hemen yeni bir sayfa. Özellikler demiş ya, birlikte birkaç özelliği önce yazalım. Şimdi bir fonksiyonun tersinin tersi kendisidir. Bunu göreceksiniz. İki, grafın tersini alırken arkadaşlar sağdan sola doğru gidersin. Yani f'in tersi bileşke g'nin tersi dersin. Mesela şöyle bir şey geldiği zaman f bileşke g'nin tersi bileşke h'ın tersini istediği zaman sağdan sola doğru h'ın tersi bileşke g'nin tersinin tersi g bileşke f'in tersi demek zorundasın. Onun dışında 3. Şimdi diyor ki f ile f'in tersini işleme koyarsan ya da f'in tersiyle f'i işleme koyarsan
birim gelir. Bu da fonksiyonu birim. Bu birim fonksiyonları. Yani şöyle anlattım size. Gençler, bu bileşke işlemi. Şimdi tam sayılarda toplama işlemi düşün. 2 f olsa 2'nin tersi toplamaya göre tersi ne? Eksi 2. Ya da eksi 2 ile 2'yi toplarsan bak toplamın birimi olur. Bu toplama işlemi, bu bileşke işlemi. Çarpmaya bak. F 2 olsa çarpmaya göre tersi 1 bölü 2. Ya da 1 bölü 2 ile 2'yi çarparsan bak çarpmanın birimi olur. Bu fonksiyonun birimi, bu toplama işleminin birimi, bu da çarpmanın birimi. Buradan da aklınızda tutabilirsiniz belki. Bir fonksiyonun tersiyle işlem yaparsan birim gelir. Dördüncü durum, bir fonksiyonu birimle işlem yaparsan ya da birimi f ile işlem yaparsan f gelir. Yani değişim özelliği işte burada var. Bunu da şöyle açıklayayım size. Mesela 2'yi toplamanın birimi 0 ile toplarsan ya da 0'ı 2 ile toplarsan 2 gelir. Ya da 2'yi 1 ile çarp ya da 1'i 2 ile çarptığın zaman ne gelir? 2 gelir. Bak bu bileşke işlemi, bu toplama işlemi, bu çarpma işlemi. Bunları bilmemiz lazım. Son olarak şöyle bir şey söyleyebilirim. Şimdi 5 olsun. Diyelim ki f eşittir g, değil mi? Her ikisini mesela soldan f'in tersiyle işleme koyabilirsin. O zaman f bileşke f'in tersiyle birim gelecek. Birim eşittir f bileşke g olacak. Bunu yapabilirsin. Bu arada şimdi mesela f bileşke f'in tersi birim diye şöyle gösterelim. Birimde içi dışı bir olduğu için mesela f bileşke f'in tersinde 2x artı 5 dediği zaman bu birim 2x artı 5 demek. O da birim içi dışı bir olduğu için direkt 2x artı 5'tir. Yani ya da f bileşke f'in tersinde 3 dediği zaman direkt 3 demeyi bilmeniz lazım. Şimdi bu özetleri biliyorsak o zaman F'yi de çözeriz. Birinci soruyla başlıyorum. Bak. F bileşke G'nin tersi tersinde 3. Şimdi tersi sağdan sola doğru. G'nin tersinin tersi G. Bileşke F'in tersinde 3. Bu da G'nin içinde F'in tersi 3 olacak. Şimdi F'in tersinde 3. İstersen F'in tersini al. İstersen de x artı 5'i 3 yapan değer nedir? X eşittir. Eksi 2. Bak bu böyle olur. F'in tersi x eksi 5. 3 yaz. Bak 3 yaz. Ne gelir? F'in tersinde 3 eşittir. Eksi 2. Bu zaman soru G'de eksi 2 oldu. G şurada zaten. X yerine eksi 2 yazarsan eksi 2 artı 1 daha. Eksi 1. Cep notu var. Şöyle. Bu sorularda şimdi bileşke gibi de düşünebiliriz. Sen şuradaki f2x eksi 3'ü ya da herhangi bir fonksiyonu fx'e dönüştürmek istiyorsan 2x yerine 2x eksi 3'ün tersini yazıyorsun. 2x eksi 3'ün tersini x artı 3 bölü 2. Yani bunu x yerine yazıyorsun. Burası bir de fx olur. 5 çarpı 5 çarpı x artı 3 bölü 2 artı 4 bölü. Bu da işte 5x artı 15 bölü 2 artı 4'ten 5x artı 23 bölü 2. Yani içerideki fonksiyonun tersine x yerine yazdığın zaman orası direkt fx olur. Bilgin olsun. Mesela bileşkede kullanabiliriz bunu. Bak, fork demiş ya. Fork. Bu ne demek?
f'in içinde gx demek. Neye eşitmiş bu? X kare eksi 2x artı 3'e. Şimdi g'ne x artı 1 yerine yazıyorum. F'de x artı 1 eşittir x kare eksi 2x artı 3. Şimdi fx'i istiyorum. X yerine x artı 1'in tersini x eksi 1. Bunu x yerine yazdığın zaman burası fx oluyor ama x yerine yazacağım. X eksi 1'in karesi eksi 2 çarpı x eksi 1 artı 3. Açarsın. X kare eksi 2x artı 1 eksi 2x artı 5 olur. Buradan da x kare eksi 4x artı 6 dersin fx'e. Geldik. Şimdi şey, az önceki gibi yine bir örüntü bulacağız gibi. Önce tersini buluyoruz. Eksi 3 yukarı çıkacak. 3x artı 1 bölü eksi 3. Tersi kendisine eşit olur. Şimdi 21 tane f var. Bak şöyle düşün. F bileşke f. Bileşke f bileşke f. Bileşke f. Bileşke F, bileşke F, bileşke F. Şöyle 21 tane düşün. Şimdi ben bunları ikişerli gruplarsam ne olur? Bir tane artar. Şimdi arkadaşlar tersi kendisine eşit geldi bak. Yani ben atıyorum 2. 4. ve 20. F, F üzeri eksi 1 desem. Şimdi F bileşke F üzeri eksi 1 birim değil mi? Bunların hepsi birim oldu. Bak şurası birim. Burası birim, burası birim. Şimdi birim bileşke birim, birim olur zaten. O zaman soru ne oldu? Birim bileşke f oldu. Onu da az önce öğrendik. F'e eşit yani cevap 3 eksi artı 1 bölü x eksi 3. Yorumlamayı soru üzerine gösterin. Bak önce noktaları bul istersen. Burası ne? Eksi 1'e 2. Şurası 0'a 1. Şurası 1'e 0. Ve şurası 2'ye eksi 1. Bunu f üzerinde söylerken dersin ki f'de eksi 1, 2'ye eşit. F'de 0, 1'e eşit. F'de 1, 0'a eşit. F'de 2, eksi 1'e eşit. Şimdi az önce tersi alırken birinci özellik neydi? F'i yer değiştirebiliyorum. Eksi 1 eşittir F2. 0 eşittir F1. Yani F'in tersindeki F'in tersinde 1. 1 eşittir F'in tersinde 0. 2 eşittir F'in tersinde eksi 1. O zaman soru bitti. Neden? Şimdi önce fof eksi 1'i bulalım. Fof eksi 1, f'in içinde f eksi 1. Değil mi? F eksi 1 kaç? Bak 2. O zaman f2 oldu. F2 kaç? Eksi 1. Yani burası eksi 1 oldu. F'in tersinde 2, o da eksi 1. F'in tersinde 0, 1, önünde eksi var. Cevap eksi 3. Bu şekilde fonksiyonun tersini de anlayıp öğrendik. Peki işte ne var mı? Var. Başlayalım. Hemen bak. F'in tersi bileşke F bileşke G. Bunu götürüp geriye G kaldı arkadaşlar. Neden? Çünkü burası birimdir. Birim bileşke G, G var. Direkt götürüp yaz. Mesela burada tersten başlayacağız. Sağdan sola doğru. G'nin tersi, bileşke F'in tersinin tersi F'de 2 olacak. Bu da G'nin tersinde F2 olacak. F2, bu bakın F2 7. Yani G'nin tersinde 7. Bak şunu tersini alıp yapabilirsin değil mi? Ne dedim az önce? Şimdi Gx x eksi 3 ise g'nin tersinde 7 diyorsa x eksi 3'ü 7 yapar der. X eşittir a. O zaman cevap 10'dur diyeceğiz.
Şimdi burada bak. G'nin tersi bileşke fx eşitmiş 5x artı 1. Benim g ihtiyacım var. G6 yani. Evet. Burada ne var? F var. Bak. Her ikisinin soldan g ile bileşkeye atabiliyor. Dolayısıyla bunlar gidecek. Burası direkt fx eşittir. G'de 5x artı 1 olur. Ama fx'i de vermişti. O zaman o da 2x eksi 3 olacak. Sonra g'de 6'dır. Şuranın 6 olması için x'e ne yazarsın? 1 yazarsın. G6 eşittir 1 yazarsan eksi 1. Bakın bileşkenin de tersini özelliklerini kullanarak ne yapabiliyoruz? Sorunları hızlıca çözebiliyoruz. Şimdi dördüncü soru. F de x artı 3'ü vermiş mi bana gx diye? Ama f'in tersi bileşke g soruyor. Tamam. Ben de bak şöyle yapıyorum. Soldan f'in tersiyle bileşkeye atıyorum. Bak şunlar gitti. X artı 3 eşittir. F'in tersi bileşke g geldi. Yani direkt x artı 3. Siz de yapabilirsiniz. Buraya geldim. Beşinci soru. Şu nokta y ekseni üzerinde x'i 0, 0, 3. İşte 1'e 0 ve 3'e eksi 1. Bu ne demek? F 0, 3 demek. F 1, 0 demek. F 3, eksi 1 demek. Dolayısıyla 0 eşittir. F'in tersinde 3 demeye gireceksin. İşte 1 eşittir f'in tersinde 0, 3 eşittir f'in tersinde eksi 1 deneyebileceksin. Şimdi soruya dönecek olursak f3'ü sormuş. f3 eksi 1. F'in tersinde 3, 0. Üst taraf eksi 1 oldu da. Paydayı bulalım. F1 0. F'de F1'i buluyoruz. F1 0 olunca soru F0 oldu. F0 3 eksi 1 bölü 3 aradığımız cevap. Ve son soru. Şimdi son soru. F bileşke G'yi vermiş. Bak. Ne yapabilirim? Ben F3'ü sormuş. Ne yapalım biliyor musunuz? Şimdi G'nin tersini vermiş ya. G'nin tersinde x eşittir. 2x eksi 5 bölü 3. F'de Gx'i de vermiş. Şimdi şöyle bir şey yapabilirim. Bunun tersini alalım. Tersin tersi kendisidir. Ya da F üzeri eksi 1 ile işleme koyabilirim. Buraya. Şimdi tersin tersi hani g'nin tersinin tersi kendisi olacak ya. Biz onun tersini alıyorum. Gx eşittir oluyor. Şimdi burada eksik olan ne? Onu da yazalım. 0x değil mi? Şimdi eksi 3x eksi 5 bölü işte 0x eksi 2. Yani gx eşittir. 3x artı 5 bölü 2 olur. Şurada da for var. F'de gx yani f'de 3x artı 5 bölü 2 eşitmiş 6x artı bölü. Buranın 3 olmasını istiyor. Yani 3x artı 5 bölü 2'nin 3 olmasını istiyor. Buradan x eşittir 1 bölü 3 geliyor. X yerine 1 bölü 3 olunca orası f3. 6 çarpı 1 bölü 3 artı 4'ten 2 4 daha 6 aradığımız cevap. Evet arkadaşlar. Fonksiyonu bitirdik. Umarım güzel bir tekrarla soru çözümüyle fonksiyonu siz de bitirirsiniz. İyi çalışmalar.